Zülel Kalkandelen, 1 Haziran 2022, Cumhuriyet Kısa küreyi saygıyla ananların laiklik yorumu 29 Mayıs'ta yeniden yuvarlak bir masa etrafında bir araya gelen 6 muhalefet lideri 10 maddelik bir bildirge açıkladı. Özetleyecek olursak, kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı güçlendirilmiş parlamenter sistem, özgürlükçü bir kamu düzeni, çoğulcu katılımcı ve özgürlükçü demokrasi, düşünce ifade ve basın özgürlüğü, Sosyal devlet ve gelir adaleti, bağımsız ve tarafsız yargı, üretim ve istihdam odaklı bir ekonomi politikası, siyasi etik reformu, etkin ve itibarlı bir dış politika. Hepsi olumlu ancak bir ilke daha var. O da özgürlükçü laiklik. Şöyle yazıyor metinde: "Ortak hedefimiz bugüne kadar vatandaşlarımızın elde ettiği insan hakları kazanımlarını daha da ileri götürerek evrensel standartlara tam anlamıyla ulaştırmaktır." Kimseyi yaşamın hiçbir alanında ayrımcılığa maruz bırakmayacak, kimseye de özel bir ayrıcalık tanımayacağız. Kamusal ve özel yaşamda herkesin inanç pratiğine saygılı olmayı özgürlükçü layıklık anlayışın zorunlu bir gereği olarak görüyoruz. Bu bağlamda din ve vicdan özgürlüğü çerçevesindeki kazanımların koruyucusu ve güvencesi olacağız. Mart ayında Altılı İttifak tarafından imzalanan uzlaşma metni konusunda bir yazı yazmış ve laikliğin sadece bir yerde anılarak geçiştirilmesini eleştirmiştim. Bu kez laiklik metne yine din ve vicdan özgürlüğü başlığı altında ve özgürlükçü laiklik şeklinde geçmiş. Yuvarlak masadakiler ya laikliğin ne olduğunu bilmiyor ya da biliyor ama anayasal ilke olduğundan onu da anmak zorunda hissettiklerinden eğip bükerek içini boşaltmaya çalışıyor. Laiklik doğası gereği özgürlükçüdür. Çünkü laiklik tarihteki gelişimine de bakarsanız teokrasi karşıtlığıdır. Teokratik bir devlette vatandaşlık yoktur. Teba kulluk vardır ve orada yasaların kaynağı insan aklı değildir. Laiklik ülkenin referanslarını dinden almayan yasalarla yönetilmesidir. Toplum ve devlet düzeninin akla ve bilime dayanmasıdır. Özgürlükçü laiklik ifadesiyle varılacak nokta ise İslamcılıktan icazet alarak sulandırılmış esnetilmiş ve içi boşaltılmış sözde bir laikliktir. Altılı masa, özgürlükçü laiklik diyerek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımını benimsemiştir. Unutanları hatırlatayım. Tarih 5 Şubat 2011. O dönemde başbakan olan Erdoğan, laiklik ilkesinin anayasaya girişinin yıl dönümünde şu açıklamayı yaptı. Laiklik ilkesinin özgürlüklerin önünü tıkayan, insan hak ve hürriyetlerinin önüne set çeken, yasakçı bir zihniyetle ele alınması, her şeyden önce çağdaş, özgürlükçü, demokratik bir Türkiye'yi öngören anayasamızın ruhuna ters düşecektir. Laiklik, farklı inanç ve yaşam biçimleri için bir güvence olarak algılanmalı, herkesin yaşam tarzına saygı çerçevesinde özgürlükçü bir yaklaşımla yorumlanmalı. Eline Kur'an'ı alıp miting kürsüsünden sallayanların, devlet yönetimine ve yasalara dini referanslar katanların oturduğu makamı unutup İslam bize göre değil biz İslam'a göre hareket edeceğiz. Elhamdülillah şeriatçıyım diyenlerin laikliği türban meselesine indirgeyerek yorumlaması şaşırtıcı değil. Karamolluoğlu'nun, Akşener ve Gültekin Uysal'ın, AKP'nin içinden çıkan Davutoğlu ve Babacan'ın anayasal ilke olan laikliği çarpıttıkları ortada olsa da yıllardır izledikleri siyaseti düşününce Erdoğan'ın yorumuna katılmalarını garipsemiyorum. Zaten Necip Fazıl kısa kürek gibi bir siyasal İslamcıyı saygıyla ananların farklı düşünmesini beklemem. Ancak Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinin ilkelerinden biri olan laikliğin İslamcı bir yaklaşımla yapılan yorumuna desteği dikkat çekici. Bu tartışmanın sırası mı diyenlere de yanıt vereyim. Yüzlerce sarıklı ve cübbeli hafızın İstanbul sokaklarında tekbir getirerek yürüdüğü ve bu görüntülerin cemaat üyelerince şeriat is loading diyerek paylaşıldığı, Yargıtayda dualı açılış töreninin yapıldığı, tarikatlar tarafından kuşatılmış Türkiye için geç bile, Süler Kalkandelen.